parçalandı, mahvoldu, gitti, bitti. Yani kala kala işte bir Anadolu kaldı, o da lütfen laikliği, demokrasiyi dayattılar, muhakkak kabul edeceksiniz. İslam'dan bu halkı, yönetimi uzaklaştıracaksınız ve İslam'ın adı bile anılmayacak. Bu şartlarla Lozan, Lozan'da bu şartlarla o anlaşma imzalandı. Ve onun sonucu olarak İngiliz, İtalyan, Fransız Türkiye'den çekildi. Yoksa onları, yani bir Maraş halkı bilmem kahramanlığından İngilizleri atmış, doğru attı. Ama bir Maraş'tan attı. Yani İngiltere Maraş'ta zaten 2000 asker bulunduruyordu. Yani 2000 askerini attı. İngiltere'nin tüm mevcudu 2000 asker miydi? Maraş'ın kahramanlığına halel getirmez, gölge düşürmez. O ayrı bir konu. Ama İstanbul'dan peki kendi geçti gitti. İtalyanlar Muğla, Antalya taraflarından geçti gitti. Fransızlar bilmem şuradan buradan geçti gitti. Niye gittiler acaba? İstediklerini yaptırdılar. İçeride vatan kurtaran arslan buldular. Mim Kemal bu işi halledecek kendileri adına. Kendileri genel vali tayin eder, Türkiye'yi işgal eder, genel vali tayin eder ve o vali eliyle yaparlarsa her yapılanı gavur yapmış olacağı için halk ters tepki gösterecek, istemeyecek, sıcak bakmayacak. Ama adı Mustafa, adı Kemal, adı bilmem İsmet, adı Fevzi, adı bilmem Kazım olanlar yaparsa, üstelik de kimisi abdestli namazlı, kimisi Kur'an'ı elinden düşürmez sözü çarpmak gibi, oh gel keyfim gel. Madem senin yapmak istediğini o ülkenin ahalisinden birileri yapacak, bırak ne diye elini kana bulaştırıyor, onlar temizlesin, yapılacak temizliği, değil mi? Onlar yapsın. Sen de boşuna durduk yerde kendini yorma. Bunun sonucu o durumlara gelindi. Yani Alman militarizmi zaman zaman Türkiye'yi yönetenleri etkilemiş. Özellikle Osmanlı Devleti'nin son devrinde Talat, Enver ve Cemal Paşalar diye bilinen üçlüyü çok büyük çapta etkilemiş. Bu üçlü devletin kaderinde mühim roller oynamış. Özellikle de Enver Paşa'nın padişah damadı olması, halife damadı olması, hem baş vezir yani sadrazam olması, hem harbiye nazırı olması bir bakıma devletin kaderine hükmeder hale gelmesi sonucunu doğurmuş. Bu sonuç da devletin yıkılması, parçalanması ve her şeyinin bitip ortalığın viraneye dönmesi sonucunu doğurmuş. Dolayısıyla Alman militarizmi Türkiye'yi yönetenleri Osmanlı'nın son zamanından beri, Abdülhamit de Wilhelm'e, Alman kralı Wilhelm'e büyük yakınlık gösteriyordu. İstanbul'a davet etmişti. Gelmiş ve onu rıhtımda karaya çıkarırken koltuğuna takıp öyle yürüyordu. Abdülhamit kendi koltuğuna girmişti. Wilhelm. Kızı Ayşe Osmanoğlu, Abdülhamid'in kızlarından birisi, Babam Abdülhamit diye bir kitap yayınlamıştı. Hatıratı 1963 yılında altın kitaplardan yayınlandı. O zaman alıp okumuştum. Kütüphanemde var hala. Diyor ki, bize diyor babam, Halife-i Ruhi Zemin, yani bugün halkın gözünde, Almanya'dan, Avusturya'dan diyor, Viyana'dan piyano hocaları getirtiyordu erkek ve sarayda biz kızlarına başları açık filan o erkek Alman, Avusturyalı piyano hocasından piyano dersi aldırıyormuş. Yani operalar oynatıyor Yıldız Sarayı'nda Abdülhamit. O en dişe dokunur gördüğümüz, deve dişi, dişi gibi gördüğümüz adam. Yani peki şöyle düşünüyor insan, yani acaba operasız medeniyet olmaz mı? Medeniyet olması için muhakkak operasının olması lazım. Muhakkak piyano mu çalmayı bilmek lazım. Yani saz çalarak da bir medeniyetin sahibi olunamaz mı? Söz gelimi yani. Bir ümmetin halifesi bile, yani onun başında bulunan bile kızlarına piyano dersi aldırırsa, sarayda batı tipi oyunlar yani opera ne anlıyorsa, o bilmem ne filan işte biliyorsunuz, bunsuz yapılamayacağı zannına kapılmış ve bunun için devletin bütçesinden, ümmetin bütçesinden para ayırabiliyorsa, o ümmetin sokakta kalanlarının kerhaneci, meyhaneci olması çok daha doğal olur yani. Öyle ya, balığın başı o kadar kokmuşsa, kıçı bu kadar kokmuş
ne olmuş yani? Birbirine pek de ters bir şey, durum değil. Bu bakımdan düşmüş yani, kendi ideolojisine, kendi dünya görüşüne güveni kalmayan, ona güvenini yitirmiş insanlarda meydana gelen boşluğu, bir yabancı güçlüğe duyulan hayranlık doldurmaya başlar. O hayranlık da size yaramayacak nice şeyler yaptırtır. Size şifa olmayacak da berbat hale getirecek çok şeyler yaptırtır ve perişandır. Dün de söylediğimiz gibi aşağı yukarı 4 ana başlığa ayırabileceğimiz Fransız devriminin etkileri sırasıyla ve etkenliğinin fazlalığını göz önünde bulundurarak sıralama yaptık. İkincisi Alman militarizmi ve sanayinin etkileri. Üçüncüsü İngiliz emperyalizminin etkileri. Dördüncüsü de Amerikan emperyalizmin etkileri başlığı altında toplamış ve günümüzü de içine alacak şekilde açıklama yapmaya çalışıyor idik. Fransız devriminin getirdikleri ve Müslümanlar arasında yaydıkları, yerleştirdikleri kavramlar olarak laikliği, milliyetçiliği, vatancılığı, demokrasiyi, ferdiyetçiliği, hürriyetler ve aile yapısı, sonuç olarak aile yapısında meydana getirdiği değişiklikleri ve sanat genel başlığı altında yine Batı kültürünün Müslümanların arazisine, kafalarına, gönüllerine aktığını dün değinmiş idik. Üzerinde durmak istediğimiz bir diğer ana başlık Alman militarizmi. Alman militarizmi biliyorsunuz başından beri, yani Almanya Roma Cermen İmparatorluğu olarak anılmaya başlandığından bu yana dünya üzerinde özellikle ve birinci derecede de Avrupa'da etkili olmaya başlamış. Bu etkililik gösterdikleri performansın yüksekliği nedeniyle gelip geçici olmamış, hemen hemen süreklilik arz etmiştir. Almanya'nın daha sonra Ari ırkın üstünlüğü düşüncesine kapılarak en azından Avrupa'ya hakimiyet, hatta giderek dünyaya hakimiyet arzuları taşımasında da bu arzuların gerçekleşebilmesi için militarizme, savaş sanayine ve genel olarak sanayiye çok önem vermesi gerektiğini onlara gösterdiğinden, hakikaten savaş sanayine akseden bir sanayi üstünlüğü, militarizmini de Almanya'nın askeri gücünü de oldukça güçlendirmiş ve en yakın tarihte Birinci Dünya Savaşı diye adlandırdığımız savaşta, daha sonra 1 Eylül 1939'da başlayan İkinci Dünya Savaşı'yla da Alman militarizmi varlığını, yüksek performansını yine gösterdi. Bütün dünya da bunu gördü. Ne zaman ki bütün dünyayı zapt etmek, bütün dünyaya sahip olmak insanlar için, devletler için pek mümkün olmadığından, açıla açıla yetişemeyeceği kadar uzaklıklara açıldığından sonuçta gücü yetmez oldu ve gücünün bitmesini bekleyen Amerika müttefikleriyle birlikte, o tarihe kadar savaşa girmeyen Amerika 1 Mayıs 1944 tarihinde Fransa'nın Manş Denizi'ne bakan sahillerine verilen isim Normandiya sahillerine 1 milyon asker, teçhizat, araç, gereç çıkarmak suretiyle Almanya'nın dağınıklığından sonra, dağılmasından sonra onların işini bitirmesini kolaylıkla bilebildi. Uzak Doğu'da ise Japonya'nın askeri gücü karşısında, militarist gücü karşısında epey zor durumlar yaşayan Amerika, Pearl Harbor baskınında epeyce fazla gücünü kaybeden Amerika, sonuçta yeni buldukları atom bombası adıyla anılan bombayı Nagasaki ve Hiroşima'ya atmak, oralarda patlatmak suretiyle Uzak Doğu'da da savaşı lehine çevirdi ve Japonya'yı savaş dışı bıraktı. Alman militarizminin Türkiye'yi yönetenler üzerinde her zaman Alman politikasıyla birlikte yürüyen, paralellik arz eden bir gelişmesi, bir etkinliği ola gelmiştir. Bilhassa
Osmanlı devrinin son zamanında, dün de bahsetmeye çalıştığımız gibi, Talat Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa üçlüsünün Alman muhibbi, Alman sevgilisi, Alman sever kimseler oluşları, Alman politikasının, Alman militarizminin Osmanlı'ya duhulünü daha kolaylaştırmış, Alman hayranlığını kabartmış, sonuç olarak da Osmanlı Devleti'nin bu savaşa girmesi ile neticelenmiş idi. Savaşın sonucunu da biliyorsunuz, dünya kadar insan kaybı, maddi varlık kaybından sonra toprak kaybıyla da sonuçlanmış. 4,5 milyon kilometre karelik Osmanlı toprağı kala kala, işte Haymana, Polatlı, Angara, Çangırı denecek kadar bir avuç yere kadar inmiş idi. Almancıların, Alman muhibbi, Alman taraftarı yöneticilerin devletin ve milletin başına bu büyük musibeti getirmeleri sonucu milletin yüzüne bakacak halleri kalmamış. Dolayısıyla Enver Paşa batırdığı Osmanlı Devleti'nin yerine Türkistan'da Türkleri kurtarmak ve oradan başlayarak yeniden Osmanlı Devleti'ni ihya etmek veya yeni bir devlet kurmak sevdalarına, hülyalarına kapılmış. Oralarda da pek kimseler yüzüne bakmamış. Daha sonra Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı'na katılmak istemiş. Fakat zaten rakipsiz kalmaktan kınalar yakacak kadar sevinen Mim Kemal, Mustafa Kemal, Enver Paşa'yı Anadolu'ya sokmamıştı. Enver Paşa Türkiye dışında kaldı. Bildiğiniz gibi Talat Paşa Berlin'de bir Ermeni tarafından suikast sonucu öldürüldü. Dolayısıyla Almancıların Türkiye'de artık işi bitmiş oldu. Ve meydan rakipsiz bir şekilde İngiliz adamlarına, İngiliz severlere, İngilizlere güvenenlere, İngiliz politikasıyla istikbal edilmek isteyenlere kalmış oldu. Mustafa Kemal başta olmak üzere İsmet Paşa ve onun yakın arkadaşları, yani Mustafa Kemal'in emrindeki insanların hemen hepsi İngiliz muhibbi, İngiliz taraftarı kimseler olarak Türkiye'yi yöneten, yeni Türk Cumhuriyeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten kişiler olarak rakipsiz kaldılar ve dilediklerini yapabilir hale geldiler. Alman militarizmi bu arada artık etkisi tamamen silinmiş görünüyor idi. Konumuz ana başlık itibariyle Alman militarizmi olduğundan Hitler'in Almanya'da iktidarı ele geçirmesi ve halkı, sanayiyi de yeni bir savaşçı dünya savaşında uğradığı akıbetten kurtulmaya hazırlamaya başlaması birçok insanı düşündürmekle beraber vaktinde tedbir almayı da kimse pek düşünemedi. Bu sebeple hazırlıklarını tamamlayan Adolf Hitler, Alman Nazi Partisi'nin, Nasyonal Sosyalist Partisi'nin lideri olan Adolf Hitler, 1 Eylül 1939 yılında Polonya'ya girmek suretiyle İkinci Dünya Harbi diye anılan savaşın başlangıcını yapmış oldu. Çok fazla güçlendiğinden, çok fazla savaş hazırlığı yaptığından, militarizme de oldum olası yatkın oluşundan Almanlar pek kısa bir zaman içerisinde Çekoslovakya'yı, Avusturya'yı, Fransa'yı, Hollanda'yı, Danimarka'yı, velhasıl İsviçre'nin dışında neresi varsa hepsini işgal ettiler. Ve hala teknik buluşlar üzerinde çalışmaya devam eden Alman teknik adamları, bilim adamları Von Braun adıyla anılan meşhur V2 füzelerinin babası olarak anılan bir bilginin bulduğu füzeler, uzaktan kumandalı ve uzun menzilli füzelerle özellikle Avrupa'nın üzerinde her zaman hakimiyeti ve etkisi bulunan İngiltere'yi vurmaya, dövmeye başladılar. V2 füzeleri Londra'nın altını üstüne getiriyordu. İngiltere'nin sanayi şehirlerinin altını üstüne getiriyordu ve hiç kimsenin buna karşı koyacak bir silahı, geliştirilmiş silahı yoktu. Gerçekten savaş çok büyük alanlara yayıldı. Barbarossa Harekatı adı verilen savaş, Rusya cephesinde başlangıçta müttefik olduğunu ilan etmesine rağmen, Stalin'le anlaşmasına rağmen Hitler, Stalin'in ülkesine de savaşı taşırdı ve Moskova'ya 35 kilometre mesafeye kadar ilerledi. Diğer taraftan, Orta Doğu'ya ve Orta Doğu'nun petrollerine hakim olan İngilizlerin belini kırmak için İtalyanları da, İtalyanların Duçesi Mussolini'yi de
ittifakına alan, yanına alan Hitler, onların da yardımıyla Libya'ya çıkarma yaptı. Bingazi limanına ve oradan Mısır'ı dövmeye, Mısır'ı sıkıştırmaya, Mısır'daki İngiliz gücünü kırmaya uğraştı. Mısır'da aynı zamanda Fransız askerleri de vardı. Fransız ve İngiliz birlikleri birlikte Süveyş kanalını koruyorlar ve Mısır'daki hakimiyetlerini sürdürüyorlardı. Orada çok hepinizin filmleri takip etmek veya bazı kitaplar okumak suretiyle bildiğiniz gibi meşhur çöl tilkisi namıyla maruf Marşal Rommel gerçekten İngilizlere büyük zayiatlar verdirdi ve çok sıkıntılı günler yaşattı. Hatta o denli büyük savaş hilelerine başvurduğunu biliyoruz ki develerin dışına tanklara benzer kalın kartonlardan maketler yaptırmak suretiyle içerisine develeri koyup kervanlar halinde, yani büyük tank sürüleri geliyor. Binlerce tank var. Almanlar Kuzey Afrika'ya çıkarmış. İmajı vererek İngilizlerin epeyce dudaklarını uçuklattı. Marshal Montgomery İngiltere'de, daha sonra da Avrupa cephesinde Almanlara karşı savaşıyordu, meşhur İngiliz kumandan.
Velhasıl Almanya İkinci Dünya Savaşı'nda gösterdiği başarılar dolayısıyla çok kısa zamanda çok büyük yerleri işgal etmesi, Fransa'yı düşürmesi, diğer ülkeleri tepeleyivermesi sonucu yeniden Türkiye'yi yönetenler üzerinde etki yapmaya başladı. Yani yeniden Alman hayranlığı, yeniden Almanya'ya güvenme, Almanya'yla birlikte olma arzularını kabarttı. Türkiye'yi yönetenler İngiliz adamları olduğu halde, özellikle savaş başladığında Türkiye'nin başında bulunan İsmet İnönü, has bir İngiliz adamı, İngiliz ajanı olduğu halde, Almanların Almanya'da yaptıkları paralelinde bir takım şeyleri Türkiye'de yapmak suretiyle her ihtimale karşı şayet Almanlar Türkiye'ye girerler yahut Türkiye Almanlardan yana tavır koymak durumunda kalırsa zorlanarak veya çeşitli sebeplerle Hitler'e şirin görünmeyi hedef tutan şeyler idi. Mesela Hitler Ari ırktan olmayanlara birinci de olarak da işte Yahudilere ve Çingenelere karşı jenosit uyguluyor idi. İsmet Paşa da Türkiye'de İngiliz adamı olduğu halde böyle bir düşüncesi de bulunmadığı halde Türkiye'deki Yahudilere adı Yahudi adı olan herkese zengin fakir demeden çok meşhurdur. 1941'de varlık vergisi adıyla bir vergi koydu. Bu vergi itirazı mümkün olmayan tamamen karakuşi hükümlerle tepeden inme bildirilen, konulan vergiydi. Yani o günün parası çok değerli para. Ve zenginlik Türkiye'de bugünkü kadar yaygın olmamasına rağmen adı Yahudi adı olan hemen herkese 100 bin lira, 500 bin lira, 1 milyon lira, 50 bin lira gibi vergiler konuyordu ki bugünün parasıyla 50 milyar, 100 milyar, 500 milyar trilyonlara varan paralardı bunlar. Birçok Yahudi bunu ödeyecek durumda değildi. Kendini kurtarmak için ya yol çalışmaları, şose çalışmalarında ömrü billah kürek mahkumu gibi çalışacaktı bu paranın karşılığı yahut da kısa yoldan yolunu bulup kaçacaktı Türkiye'de. İtirazı da mümkün değildi. Kaldı ki her şeye itiraz mümkündü Türkiye'de. Yerine getirilir getirilmez, dinlenir dinlenmez ayrı bir konu ama itirazı da mümkün olmayan bir vergiydi. Koyduk bitti yani. Bunu ödeyeceksin, başka çaresi yok. Ya kaçıp kurtulacaksın kaçabilirse. Bu gibi şeyler yapmasına rağmen İsmet Paşa'yı İngilizler geldiler Adana'da Winston Churchill vasıtasıyla bir trende görüşme yaptılar biliyorsunuz. Orada Türkiye'nin Almanlardan yana tavır koymamasını, Almanlarla beraber olmamasını sağlamak için çok baskı da yaptılar, vaatte de bulundular. Almanlar bu arada Bulgaristan'ı işgal etmişler ve Türk hudutlarına da dayanmışlardı. Yunanistan'ı zaten işgal ettiler. Dolayısıyla Türkiye ile artık hudut hale gelmiş durumdaydılar. Alman militarizminin bu başarılı harekatı, başarılı ilerlemesi herkesi düşündürüyordu. Tabii Türkiye'de de birçok insanı düşündürüyordu. Özellikle de Türkiye'yi yönetenleri. Almanların hoşuna gidecek davranışlarda bulunuyor. Hitler'i belki gevşetecek düşüncesiyle Yahudilere bu varlık vergisi adıyla konulan zulüm vergisini koyuyorlardı. Ama sonuçta Hitler'in 1 Mayıs 1944'te Normandiya çıkarmasıyla durdurulması ve geriletilmeye başlanılmasıyla 1 Mayıs 1944'ten 2 gün sonra 3 Mayıs 1944'te Türkiye'de rejimin teşvik ettiği, palazlandırdığı ırkçılar yani onlar da bir bakıma nasyonal sosyalistler gibiydiler, Türk ırkçıları tevkif edildiler. Emniyet Genel Müdürü Ahmet Demir'in emriyle yani İsmet Paşa'dan gelen talimata uygun olarak tevkif edildiler ve aralarında Nihal Atsız'ın, Osman Yüksel Serden Geçti'nin, Mehmet Sofoğlu'nun yani çeşitli ırkçıların, Alparslan Türkiş'in de bulunduğu kimseler tabutluklar adıyla anılan işkencelere alındılar. Kafaları usturaya vuruldu ve kafalarının üstünde 2000 wattlık ampuller yakılmak suretiyle maddi işkencelere maruz bırakıldılar. Bundan 16 gün sonra 19 Mayıs 1944'te Ankara'daki 19 Mayıs Stadyumu'nda İsmet Paşa
Gençlik ve Spor Bayramı'nda, o zaman Gençlik Bayramı mıydı? Neydi adı? Bir nutuk çekmek suretiyle ırkçılığa karşı açık bir tavır koydu. Kaldı ki o güne kadar Türkiye Cumhuriyeti, Türk milliyetçiliği, neredeyse Türk ırkçılığı varsa yoksa her şeyin Türk olduğu bir dünya üzerine kurulmaya çalışılmıştı. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette de işte ne mutlu Türk'üm diyene bir Türk cihana bedeldir, Türk şöyledir, Türk böyledir, Türk, 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 Türk. Hatta daha öteye parayla getirdiği adamlara tarih kurumu, kurdurduğu tarih kurumunda konferanslar tertip ettirip bütün dünyadaki kavimlerin Türklerden türediği nanesini yemeye kadar işi vardır. Yani Adem Aleyhisselam Türkmüş, öyle ya. Çingeneler de Türk'ten türüme, her şey. Kürtler dünden Türk de zaten. Velhasıl bu politika resmen 14 Mayıs ve 19 Mayıs 1944'te İsmet Paşa'nın Ankara'daki 19 Mayıs stadyumunda verdiği ırkçılık aleyhtarı nutukla noktalanmış ve bitmiş oldu. O güne kadar bugünkü Sosyalist Cumhuriyet Gazetesi de rejimin yarı resmi gazetesi olarak ırkçılıkta hemen hemen Hitler'in yayın organlarına taş çıkartacak derecede Türkçülük yapan bir gazeteydi. Cumhuriyet'in Nadir Nadisi, onun babası Yunus Nadi ve Cumhuriyet Gazetesi Türkiye'nin işte valisinin, generalinin, kaymakamının, hakiminin, savcısının, jandarma komutanının, alay komutanının okuduğu, okumak zorunluluğunu duyduğu gazeteydi. Ve ırkçı yayın yapan bir gazeteydi. Öylesine ırkçı ki 12 Eylül öncesinde MHP'lilerin Hür Gün mü, Her Gün mü, Her Gün galiba gazetesi vardı. O gazete onun tozu bile olamazdı ırkçılıkta. Cumhuriyet Gazetesi'nin milli kütüphanelerde bulunan arşivine bakıldığı zaman şu söylediklerimizin hiç de eksik tanımlamalar olmadığı, hatta yani fazla tanımlamalar olmadığı, eksik bile kaldığı görülür. Onunla rejim yön değiştirdiği için artık Cumhuriyet Gazetesi de, rejimin temsilcisi durumundaki gazete de yayın politikası değiştirdi ve dünyaya hakim olmaya başlayan Amerikan politikaları istikametinde sosyal demokrasi havaları çalmaya başladı. O gün bugündür de Cumhuriyet Gazetesi giderek itibar yitirdi. Son zamanlarda bildiğiniz gibi fazla önemsenir bir gazete olmaktan da iyiden iyiye çıktı. Mali müzayaka zorluklar içerisine girdi ve bir sürü kullanıp gözlenmesine rağmen 40 bin satışıyla, 60 bin tirajıyla milyonluk satışı olan gazetelere verilen ilan kadar ilanlarla korunmasına rağmen, ki İstibas'ın son sayısında bu konuda Cumhuriyet'in yaptığı açıklamaya bir de biz açıklama getirmek suretiyle bunu açığa çıkarmaya çalıştık. Aşağı yukarı diğer gazetelere göre Cumhuriyet Gazetesi yalnız İSKİ tarafından verilen ilanlarca 20-30 misli fazla kayırılmış durumda görünüyor. Ama bütün bunlara rağmen Cumhuriyet Gazetesi bir türlü belini doğrultamıyor. Çünkü azılı İslam düşmanlığını sürdürüyor oluşu, halkın isteklerine kulağını hiçbir zaman açmamış bulunuşu ve devleti yönetenlerin de artık başka politikalar peşinde koşturuyor oluşu, Müslümanlara daha şirin görünmek için daha İslamca, daha Müslümanca laflar etme zorunluluğunu duyuyor oluşu ve Cumhuriyet'in bütün bunlara ayak uyduramayışı, sonuçta Cumhuriyet'i gazete olmaktan, hatta rejimin temsilcisi gazete olmaktan çıkarmış, daha başka gazeteler ki bugün Türkiye'de rejimin yarı resmi gazetesi gözüyle bakılabilecek birinci derecede gazetenin adı Milliyet'tir. Milliyet bütün gazetelerden tirajının fazlalığı ve yayın politikasındaki tutarlılıkla, rejimin istediği istikametteki tutarlılıkla rejimin gerçekten yarı resmi yayın organı halindedir. Hürriyet'in ve Sabah'ın konumu ona nispetle biraz daha halk bazındadır, aydın bazında sayılmaz ve halka hitap eden, ev kadınlarına hitap eden, işte zayıflama bilmem ne formülleri veren falan filan gazete durumundadır. Ama Milliyet Gazetesi o duruma hiçbir zaman kendini düşürmedi. Evet, Alman militarizmi Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda
sonunun yine getirilmesi ve gelmesinden sonra yine moda olmaktan düşmeye başladı. Ve itibardan yine düştü. Sonuç olarak Almanya her ne kadar tekrar tekrar düşmesine rağmen tekrar tekrar da kalkmasını bilebilmiş bir toplumun adı olarak karşımızda duruyor. Bu sebeple de yine de dünya üzerinde, Orta Doğu üzerinde bir takım politikalar geliştirmekten vazgeçmiyor. Örneğin Türkiye'de bir yandan Mesut Yılmaz'a ANAP'a çengel atar, arka çıkar, sahiplenir ve ona itibar gösterir, ona değer verirken diğer yandan Erbakan'la da aşna fişnalı dikkatlerden kaçmıyor. Velhasıl yapabildiği, dişini geçirebildiği yerde Almanya'nın ne Türkiye'den, ne Orta Doğu'dan, ne Uzak Doğu'dan elini çekmeyeceği bir vaka olarak karşımızda duruyor. Sonuç ne olursa olsun. Alman sanayinin ve Alman disiplininin, çalışma disiplini ve askeri disiplininin, sanayideki başarılarının, Alman militarizminin elde ettiği başarıların, kendine güvenini yitirmiş toplumlarda, kendine güvenini yitiren aydın, elit, tabaka üzerinde çok tesiri ola gelmiş. Ve bunlar bu sanayinin, militarizmin, disiplinin ister istemez hayranlığı içlerine sinmiş ve bu hayranlığın sonucu da Almanya ile birlikte olmak ya da Almanya'ya karşı sempati beslemek, sevgi beslemek ve imkanları dahilinde de Almanya'ya arka çıkmak, yardımcı olmak ve birlikte hareket etmeyi düşündürür olmuş. Almanya, Türkiye toplumunu, Türkiye'deki Müslümanları bu şekilde, yani militarist askeri başarılarıyla, disiplinli oluşuyla, bir de sanayideki başarılarıyla etkilemiş. Fransa edebiyatıyla, idari yapısıyla, siyasi yapısıyla Türkiye üzerinde, Müslümanlar üzerinde etkinlik gösterirken, mesela Mısır'da, mesela Cezayir'de, mesela Türkiye'de, Almanya'nın etkisi daha ziyade askeri alanda, silah sanayi alanında, diğer sanayi alanında ve disiplinli olma alanında etkinlik göstere gelmiş. Yine Türkiye üzerinde, Müslümanlar üzerinde en büyük etki sahibi şu veya bu şekilde olmuş, olmayı hiçbir zaman aklından çıkarmamış bir diğer devlet de İngilizler. İngiltere biliyorsunuz İskoçya'dan, Galler'den ve Britanya'dan oluşan, bu üç bölgeden oluşan küçücük bir ada olmasına rağmen başından beri işlerini sıkı tutmalarının sonucu giderek bir dünya imparatorluğu, güneş batmayan İngiliz imparatorluğu haline dönüşmüşler. Ve bir yandan karınca sürülerinin kalabalığını aratmayacak kalabalıklarda Hindistanları işgal edip bir genel vali ve birkaç tabur veya bir orduyla orayı yönetimleri altına alırken diğer yandan dünyanın başka mıntıkalarında dominyonlar kurmuşlar, müstemlekeleri ele geçirmişler ve sonuçta İngiltere'nin adı Güneş Batmayan İngiliz İmparatorluğu'na çıkmış. Yani güneş nerede var, nerede gündüz varsa gündüzün bulunduğu yerde İngilizlere ait dominyon, sömürge, müstemlekede vardır. Kısaca. İkinci Dünya Harbi'nde İngiltere çok büyük bir yenilgiye uğradı. Almanlar tarafından bir daha toparlanması imkansız denecek derecede yara aldı. Beli kırıldı adeta. Bu itibarla İngiliz'in elindeki hakimiyet Amerikalılara geçti. Yani İngiltere'nin kendini toparlamasının çok güç olması, buna fırsat hazırlayan Amerika tarafından gerektiği gibi kullanıldı ve Orta Doğu'da, Türkiye'de, Mısır'da, Irak'ta, başka ülkelerde giderek son zamanda Suudi Arabistan'da Faysal'dan sonra ne kadar İngiliz adamı varsa hemen hepsini Amerikalılar yerinden etti, düşürdü, ihtilaller yaptırdı, askeri darbeler yaptırdı ve sonuç olarak oralarda yönetimi Amerikan adamlarının, Amerikan hayranlarının, Amerika'ya aşık olanların eline geçirdi. İlk defa 1952 yılında Mısır'da Albay Abdülnasır
Gemal, yani Cemal Abdülnasır vasıtasıyla Kral Faruk İngiliz adamını yerinden etti. Fakat Mısır'da iktidar hep iki başlı ola geldiği için o başlardan birini ele geçirmesine rağmen Süveyş'te bulunan 80 bin adet İngiliz ve Fransız, çoğunluğu İngiliz, daha azı da Fransız olmak üzere bir ordu, bir askeri birlik bulunuyordu. Her zaman Kahire'deki siyasi iktidar için bir tehlike, bir tehdit oluşturuyordu. Bu itibarla Amerika ne yapıp yapıp Süveyş'teki iktidarı da ele geçirmek için elinden geleni yaptı ve 1956 yılında Nasır Genelkurmay Başkanlığı Abdülhakim Amr'ı, General Abdülhakim Amr'ı Moskova'ya gönderdi. Amerika İkinci Dünya Harbi sonrası Tahran, Yalta ve Potsdam'da yapılan gizli görüşmeler sonucu Rusya ile bir birliktelik kurmuş. İngiltere'ye karşı çıkacak pürüzlerde Rusya'nın ağırlığını Amerika'dan yana koymasını, sağlamasını bilmişti. Zaten Rusya'ya Doğu Avrupa ülkelerini işgal ettiren de Amerika'ydı. Çünkü 2 milyon asker çıkardı Amerika. İran üzerinden, Kafkaslar üzerinden Rusya'ya ve araç gereç bütün vasıtaları verdi. Kızıl Ordu'nun dökülen insanları o araçlara binerek Doğu Avrupa ülkelerini, Polonya'yı, Macaristan'ı, Romanya'yı, Bulgaristan'ı, Çekoslovakya'yı o suretle işgal ettirdi. Estonya, Letonya filan. Bundan dolayı Rusya, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Stalin'in Rusya'sı kendini Amerika'ya borçlu hissediyordu. Daha sonra zaman zaman böyle burun buruna geldikleri, birbirlerine kişnedikleri de görülüyor ise de bu temeldeki anlaşmanın bittiği anlamına gelmiyordu. Bu itibarla Moskova'dan dönen Mareşal Abdülhakim Amr, yani Mısır Genelkurmay Başkanı, döndüğü zaman Nasır bir beyanat vererek 48 saatlik bir süre verdi ve Süveyş'teki İngiliz ve Amerikan askerlerinin 48 saat zarfında Süveyş'i boşaltmalarını istedi. Tabii bunun ne anlama geleceği, Orta Doğu'da İngiliz hakimiyetinin sona ermesi anlamına geleceğini bilen, düşünen İngiltere hemen müttefiki Fransa ile birlikte hareket ederek Malta, Akdeniz'deki Malta adasındaki üslerinden kendi güçlerini, Marsilya'dan da Fransız donanmasını harekete geçirdiler. İskenderiye limanına doğru tam yol yürümeye başladılar. O sırada, yani Mısır'ın bunu yapmasının güçleşeceği görünüyordu. Çünkü İngiliz ve Fransız donanması karşısında Abdülnasır'ın bir şey yapması mümkün görünmüyordu. Bu itibarla araya Rusya girmek suretiyle düşen görevi yerine getirdi ve Paris ve Londra'ya iki nota vererek Süveyş'te bir olay çıkması halinde Moskova'nın bilgâne kalamayacağını, bu olaya istemese dahi karışacağını tehdidiyle Londra'yı ve Paris'i korkuttu. Bu notalar Amerika'nın isteği istikametinde verilmişti. Ve Akdeniz'de İskenderiye limanına doğru seyreden Fransız ve İngiliz donanması bu notayı aldıktan sonra ülkelerin baş şehirleri Londra ve Paris telsizlerle donanma komutanlarına emirler verildi ve donanmalar, İngiliz ve Fransız donanmaları tornistan ederek, yani geri dönerek üstlerine tekrar gelmek zorunda kaldılar. Ve askerlerini de boşalttılar Süveyş'te. Daha sonra 1 Temmuz 1958 yılında yine İngilizler tarafından başına oturtulduğu Irak'ta Kral Faysal, İngiliz adamı Kral Faysal, bugünkü Ürdün Kralı Hüseyin'in amcasının oğludur. O Mareşal Abdülkerim Kasım, General Abdülkerim Kasım tarafından bir ihtilal yaptırılmak suretiyle düşürüldü. Irak da bu suretle İngiliz adamlarından ve meşhur Sir Nuri Said Paşa denilen İngiliz ajanı, adı üstünde Sir, yani İngiliz kraliçesi ona Sir'lük vermiş, efendilik. Havaalanında öldürüldü ihtilal yapan Abdülkerim Kasım'ın subayları tarafından. Menderes bundan dolayı çok telaşlandı ve onları kurtarmak için Irak hudutları içerisinden 100 kilometre, Adnan Menderes, Türk ordusunu soktu. Ama
Kral Faysal'ın ve Nuri Said Paşa'nın kadın kıyafetine girmiş Nuri Said Paşa'nın kaçmak için havaalanında fırsat aradığı sırada öldürülmesi haberini alınca elleri yanına düştü ve İngiliz adamı arkadaşlarını kurtaramamanın üzüntüsüyle geri geri dönmek zorunda kaldı. O zamanlar 1958 Temmuz'unda bu olaylar çok büyük sansasyon meydana getirmiş ve Türkiye Orta Doğu'da İngilizlerin jandarması dedirtmeye başlamış. Olaylar giderek gelişti, Amerika adım adım ilerliyor, Türkiye'yi de sıkıştırıyordu. Nihayet 27 Mayıs 1960 yılında yine İngiliz adamı, İngiliz ajanı, İngiliz muhibbi olan Adnan Menderes'in başında bulunduğu hükümeti, onun cumhurbaşkanı olan yine İngiliz adamı Celal Bayar'ı bir askeri darbeyle, Amerikan taraftarı askerlere yaptırdığı darbeyle iktidardan ettiler, düşürdüler. 1961 yılında Amerika'da yayınlanan eski CIA müdürlerinden birinin The Inside Story of CIA, CIA etrafında hikayeler adını taşıyan kitabının Türkiye bahsinde 1950'den sonra Türkiye'de iktidara gelen siyasi parti ileri gelenleri, yani Demokrat Parti ileri gelenlerini kastediyor. Her ne kadar İslamcı bir ideolojiye sahip değil iseler de bir 1950 öncesinin katı uygulamalarını, tatbikatını hafifletmek, iki iç politikada daha yoğun ilgiye mazhar olmak, daha fazla oy alabilmek için Müslümanlara ve İslam'a taviz verdiler. Ne yaptılar? İşte ezanı Arapçaya çevirdiler, Kur'an kursları açtılar, İmam Hatip okullarını çoğalttılar filan. Hepsi bu kadar. Bu arada 1956 yılında Adnan Menderes, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok meşhur iki sözünü nakletmek istiyorum. Birincisi, ben odunu aday koysam milletvekili seçtiririm, onun için kimse bana karşı çıkmasın, çıkamaz demesiyle meşhurdur. Diğeri de, siz isterseniz, daha doğrusu ben istersem anlamına gelir bu, siz isterseniz hilafeti bile geri getirebilirsiniz diye meclise karşı, milletvekillerine karşı bir konuşma yapmış. Tabii en tepedeki insanların bu tür konuşmalarının en aşağılardan ne menem ne denli büyük inikaslar yaptığı, dalgalanmalar yaptığı ve halkın böyle ölmüş, küllenmiş arzularını nasıl o küllerin üstünden atıp da depreştirdiğini düşünebilirsiniz rahatlıkla. Bütün bunlardan bahsederek diyor ki CIA eski müdürü kitabında, İslam'a diyor Müslümanlara taviz verildi. Batı'nın lideri olan biz diyor, Amerika, İslami bir dirilişe, İslami bir uyanışa asla müsaade edemezdik. Bunun için vaziyet ettik, yani duruma el koyduk ve 27 Mayıs ihtilalini yaptık. Bir başka Amerikalı general, Pentagon'un önemli generallerinden birisi, 1963 yılında yayınlanan ve Ankara'da Amerikan Kütüphanesi'nde ele geçirdiğimiz bir kitabında okunsun diye koymuşlar tabii, herkesin oraya gitmediğini biliyorlar. Bizim elimize geçti. O kitabında aynen şöyle diyordu. 1960 yılının Nisan ayında Türkiye'ye gittim. Hilton Oteli'nde 15 gün kaldım. Bu 15 gün zarfında benim nezaretimde, benim bilgim altında Türk ordusu subayları içerisinde 10 milyon dolar harcandı, sarf edildi. Ve sonucun kararlaştırdığımız gibi olacağına kat'i kanaat sahibi olduktan sonra Mayıs başında Türkiye'yi terk etti. Mayıs'ın 27'sinde de o aralarında 10 milyon doların dağıtıldığı subaylar olsa gerek vaziyet ediyorlar ve Türkiye'de siyasi iktidarı yok ediyorlar. Hani hiçbir şeyden çekinmeden çifte tabancalı kovboyun kabalığı, hoyratlığıyla yaptıklarını da gayet alenen anlatıyorlar. Amerika yalnız o zaman mı İslam'ın gelişmesini istemiyordu, İslam'ın dirilmesini istemiyordu? Bugün daha akıllandı ve bugün daha çok istemez halde. Çünkü o zaman İslam zaten çok büyük tehlike halinde görünmüyor iken, bugün hakikaten Kur'an'a yönelen Müslümanların, özellikle de genç Müslümanların Kur'an kaynaklı İslam'ı yeniden hayata döndürmek istekleri Amerika'ya plan üstüne plan yaptırtıyor, tedbir üstüne tedbir aldırıyor. Onlar ne yaparsa yapsın, Allah'ın da elbette bir tedbiri var ve biz inanıyoruz ki
aklımız başımızda olduğu, Kur'an'ın buyurduklarını yaptığımız sürece elbette ki Allah'ın dediği olacaktır. Ve İslam galip gelecektir. 1970 küsürlü yıllara kadar, yani Kral Faysal'ın Suudi Arabistan'ın başında bulunduğu yıllar dahi İngilizlerin Suudi Arabistan'ın olduğu yıllardır. Kral Hüseyin zaten oldum olası İngiliz adamıdır, ülkenin başında. Fakat onun dedesi Kral Abdullah 1948 yılında İngilizlerin yanından ayrılıp Amerika ile birlikte olmayı istemesi yüzünden Kudüs'te Ömer Camii'nden çıkarken bir Filistinli tarafından öldürtüldü tabancayla. Bunu da çok iyi bilen, o zaman daha neredeyse çocuk veya işte orta mektep çocuğu yaşında olan Kral Hüseyin, o gün bugündür Amerikalılara karşı, yani İngilizlere karşı sevgisini devam ettirmek, sürdürmekle beraber İngilizler baba evi gibidir. Dişi ağrısa Londra'ya gider, kaşı ağrısa Londra'ya gider, aspirin yazdırmaya Londra'ya gider. Ondan sonra babaları yine Amerika ile anlaşacak iken bir deli raporu düzenleterek babası Tallalı Kraliçe Zeyn, yani Hüseyin'in anasıyla birlikte İstanbul'da Ortaköy'deki şifa yurduna yatırdılar. Adam ölene kadar orada deli muamelesi gördü ve orada öldü gitti. Zaman zaman Kraliçe Zeyn Türkiye'ye gelir. Hüseyin'in anası işte kocasını görür, ziyaret eder, işte harçlıkları bakar makar, sonra çeker giderdi. Ve Hüseyin'i oturttular onun yerine, babası Tallalı alınca daha çocuk yaşta Ürdün'ün başına geçirdiler. Ürdün'de Hüseyin hala hükümdarlığını sürdürüyor. Geçen günlerde de Türkiye'ye kardeşi Prens Hasan gelmişti ya. Türkiye ile Ürdün el birliği yapmak suretiyle bu İslam'ın dünyada kötü tanınan imajını silmeliymiş. Gavurlar böyle terörist Müslümanlıktan hoşlanmıyormuş. Radikal Müslümanları sevmiyormuş. Müslümanlık da zaten radikal madikal değilmiş. Efendim işte ne güzel uslu çocuk olup Amerikan Sam amcanın dediklerini yapmak varken Allah'ın dedikleri yapılır mıymış? İşte Türkiye ile birlikte hareket etsinlermişmiş de beraber olarak geleneksel, yani kendi kafalarındaki Müslümanlara, Kur'an'a yönelmek isteyen Müslümanların aleyhinde yazılar yazdırmak suretiyle onları halkın gözünden düşürmeli ve dünyadaki Müslümanlığın da kötü imajını silmeliymişler. Bu işi Türkiye ile Ürdün birlikte yapmalıymış. Onu demek için gelmiş. Yani bunlar abaya ecdat, eski bir deyimle babadan oğula, yani sülalecek İslam düşmanlığında gavurlara uşaklıkta el birliği etmiş, iş birliği etmiş. Bunu da hiçbir gün hiçbir ferdi azaltmamış. Meşhur satılmış hain aileler ve onların efradı. Evet, İngiliz siyaseti Türkiye'de uzun yıllar kendini gösterdi. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti İngiliz siyasetinin ürünüdür demenin hiçbir yanlışı, bir dirhem fazlası olduğunu söylemek mümkün görünmüyor bana, bildiklerim kadarıyla. Gerçekten Lozan'da hakim olan güç İngilizleriydi. Ve İngilizlerin bütün emeli, Fransızlığı ötesi berisi de dahil tabii, bütün emeli Türkleri, Türkiye'yi İslam'dan uzaklaştırmak, İslam'la olan bağlarını tümüyle kesmek, koparmak, hayat damarlarını kurutup bir ne olursa olsun İslam olmasın da, yani batılı olmasın da fazla istedikleri yok zaten. Ama İslam olmasın yeterli. Bu politikalarını uygulattılar Mustafa Kemal ve arkadaşlarına. Lozan'ı bu şartla imzaladılar. Ve daha geçen gün Ege Adaları'ndan bahseden TRT1'deki bir program, Türkiye'ye gelmeden evvel açık açık diyordu ki Lozan Anlaşması'yla bu adalar Yunanistan'a bizim tarafımızdan, İsmet Paşa tarafından verildi. Kimse fark etmedi yani. Açıkça ağızlarından itiraf ediyorlar. Hani Lozan bir zaferdi. Toprağını başkasına bağışlayan anlaşmanın neresi zaferi ya? En basitinden. Öyle. Millet de ilgilenmiyor. Tarihi bilmiyor, coğrafyaya bakmıyor. Fizikten haberi yok. Bilmem neyi bilmiyor, kimyayı bilmiyor. Olacağı o. Sonuç olarak İngilizler artık Türkiye'de tümüyle etkisiz kalmış demek pek mümkün görünmemekle birlikte
elbette ki etkin olmaya çalışıyor, yeni şeyler elde etmeye uğraşıyor, nüfuz alanları. Fakat Amerika ile birlikte hareket etmekte yarar görüyor. Çünkü uzun süre Amerika ile çatıştı, çatışmayı sürdürdü. Fakat her seferinde yüzü koyun yere kapaklandı. Amerika ona imkan vermedi. Bunun için özellikle Margaret Thatcher'ın İngiliz hükümetinin başına geçtiğinden, onun iktidar olduğundan başlayan bir siyasi dönüşle, Amerika bir büyük tankerse İngilizler de onun dümen suyuna girmiş ve işte giderken az yakıt yakalarak işte onun aldığı yoldan yararlanan bir motora döndü. Şimdiki Major hükümeti de aynı konumda. Yani Amerika ile birlikte hareket ediyorlar. O suretle artık hani var ya öyle doğal hayatta belgesellerde filan işte aslan filanın yakalayamayacağı, çakalın yakalayamayacağı bir şeyi yakalar, eder karnını doyurur. İşte artığı da çakallara kalır. Bilmem tilkilere, şunlara bunlara kalır ya. İngiltere kendini artık razı etti bu duruma. Ne yapsın? Garibim işte dünya her zaman kendine gülmüyor. Evet. İngiltere'nin, affedersiniz, ağırlık basan yanı siyasetindeki inceliği, İngiliz'in ayrıca kurnazlığı, yani çok bilmişliği ve sanayinin de ister istemez militarist güç olarak bütün dünyada adının anılmasında büyük roller oynamış. Ben Osmanlı'nın son zamanında dikkatimizi çeken bir hareket görüyoruz. Gerek Osmanlı içerisinde gerekse dışarıdan Osmanlı'ya ümit bağlayıp gelen kimseler var. Mesela İngilizciler ve Almancılar karşısında bir de yani muhakkak İngilizciler de diyor batılı olalım, batıda hayat var, işte batıya yönelirsek kurtuluruz, ayakta kalırız filan Almancılar da düşüncesi. Bir de Ahmet Cevdet Paşa, Allah mağfiret etsin, onun başkanlığında Mecelleciler diye bilinen Mecelle-i Ahkam-ı Adliye namıyla maruf bir eserin ortaya çıkmasını sağlayan bir heyet var. Bunlar da İslam'a bağlılıkları birinci derecede gelen fakat siyasi yetkinlikleri olmayan ilim erbabı sayılacak kimseler. Bunlar Batı hukukunu Osmanlı toprağında görmek isteyenler olarak bütün güçlerini kullandılar ve Mecelle-i Ahkam-ı Adliye nam ile anılan, ismiyle anılan çok meşhur dünyadaki hukuk kodifikasyonlarının yani derlemelerinin çok önde gelenlerinden bir eser meydana çıkardılar. Bugün bu eserin Türkçesi yayınlanmış durumda. Defaatle yayınlandı sanıyorum. Benim kütüphanemde 30 senedir var. Mecelle denir kısaca. Tam adı da Mecelle-i Ahkam-ı Adliye. Yani adli hükümler mecmuası. Onun mecellesi. Mecelle mecmua demek ya Arapça. Mecmua da toplayan demek. Yani adli hükümleri toplayan şey, adli hükümlerin toplandığı kitap anlamına geliyor. Mecelle-i Ahkam-ı Adliye, Arapça terkip. Fakat onlar ancak bilimsel olarak bu eseri ortaya koydular. O gün bugündür de bu eserin güzelliği konuşulur, edilir, eksik yanlarıyla birlikte. Fakat çok öz halinde, gerçekten anayasa hükümleri denecek derecede özetlenmiş, fevkalade güzel bir kitap olmasına rağmen ne yazık ki Osmanlı'nın ulemasının da dahil olduğu bir eksikliği de beraberinde bulunduruyor. Çünkü Osmanlı'nın 600 yıl Hanefi mezhebini bütün dünyada, yani en büyük devleti olmuş dünyanın, Müslümanların da en geniş hudutlara sahip devleti olmuş, Hanefi mezhebinin alternatifsiz olarak başka mezheplerden de yararlanmamak kaydıyla her tarafta 600 yıl boyunca uygulanır oluşu öyle bir hal doğurmuş ki başka mezheplerde sanki hiçbir görüş, doğru görüş yokmuşçasına Mecelle'nin en büyük aksak yanını oluşturmuş. Yalnızca Hanefi fıkhından esinlenerek Mecelle ahkamı, hükümleri derlenmiş. Bu tabi Mecelle için bir eksiklik. Yani keşke Maliki fıkhına, Şafii fıkhına, Hanbeli fıkhına, Süfyan-ı Sevri'nin içtihatlarına
daha başkalarına Abdullah bin İbada, İmam Cafer'e bilmem başkalarına İmam Zeyd'e de baksaydılar. Çünkü onlar da Müslümandılar, onlar da içtihad etmişlerdi. Bir insanın veya bir ekolün düşünce yapısının tümüyle tek doğru olduğunu söylemek için ancak ayete, vahye ihtiyaç vardır. Hiçbir mezhebin doğruluğu konusunda da vahiy inmiş değildir. Eğriliği konusunda da inmediği gibi. Üzerlerinin en büyük noksanı olarak da bu yanı anılır. Osmanlı zamanında halkla bağlantı çok zayıf. Şimdi de öyle ya, dikkat edin. Mesela Türkiye'de 10 tane ilahiyat fakültesi var. Bunun 50'şerden 500 tane öğretim üyesi olduğunu varsaysak ki neredeyse asistan ötesi, berisi araştırma görevlisi 1000'e varır. Dikkat edin, halkla hiçbir alakaları yoktur. Yani hiçbir ilahiyat fakültesi öğretim üyesi, hiçbir derken hani 1-2 tane teknik ve ara sıra yaptıklarını saymazsan, halka gidelim işte buraya gelelim, insanlara şu bildiğimiz şeylerden, hadisciysem hadisten biraz anlatayım, tefsirciysem tefsirden, usulcuysem usulcan. Hiç. Hatta derste anlattıklarının dışında koridorda öğrencileri soru sor. Vaktim yok. Sınıfta sor diyor. Ya işte odama gel diyor. Yani insanların ayağına giderek Allah'ın dinini anlatma, yani halka inme, halkla şey kurma, bağ kurma, onlarla aynı dilden konuşabilir olma diye bir ilgi ulema sınıfında hiç olmamış. Yalnız hurafeci ve dıstacı takımı, işte vaazlar, işkembelerinin gürültüsünü, kurultusunu halka, işte evet işte böyledir ya cemaat-ı müslümin bilmem ne diye bağıra çağıra aklına gelen hikayeleri İslamlaştırmışlar, atmışlar. Halkla yalnız onlar muhatap. Onlar da İslam'la muhatap değil. Bildikleri tepelerinden tırnaklarına kadar şey, hurafe. Arasında 3-5 de doğru varsa var. Hangisi doğru, hangisi eğri bilen de yok. Öyle bir garip hal. O bakımdan o devrin aydınları da öyle. Yani bunlar Baba Ali'de, yani Baba Ali hükümette diyelim, işte yüksek kademede konuları tartışan, yazan, çizen, okuyan, araştıran filan insanlar. Ama bunları kim halka indirecek? Hiç halka indirme diye bir şey yok. İşte Mehmet Akif, Allah mağfiret etsin, onun gibi bazı insanlar var. O aydınlığına rağmen işte halka camilerde vaaz veriyor falan filan, ama bir kişiyle, beş kişiyle hangi camiye yetişeceksin, nasıl nefesin yetişecek, teyp de yok o zaman, radyo yok, televizyon yok, bilmem ne yok. O bakımdan yani halkın bu yukarıda olup bitenlerden, hani uçakla gelirken bulutların üstündesin, yerdeki seni bile gördüğü yok, sen de yeri görmüyorsun. Yerde şehir mi var, nehir mi var, hiç haberin yok, onun gibi kalıyorlar. Bugün de hala öyle. Dikkat edilsin mesela, ben herkesin ayağına, Ankara'da, başka yerde, başka şehirlere gidiyorum, gücüm yettiğince buralara geliyorum, Hollanda'ya geliyorum, yani çağırsalar ta aya da giderim veya fırsat bulsa. Tabii, çünkü bendeki fikir İslam, bunu bana mecbur ediyor, yani beni buna mecbur ediyor, böyle yapmalıyım, çünkü tebliğ bu demek, açıklamak için insanların ayağına gideceksiniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam küçük görülmesine, hakaret edilmesine, aşağılanmasına rağmen Allah'ın dinini insanlara tebliğ etmek için, bu kendini küçük gören, bu tebliğden dolayı küçük gören, başka bir şeyden değil, çünkü küçük görecek bir hali yok. İnsanların ayağına defaatle üst üste gidiyordu. Niçin? Bu vazife, yani bunu yapmazsa zaten elçiliğini yapmamış olur. Bu elçilik hepimizin üstünde. Yani peygamber öldü, elçi öldü mü? Elçilik de mi öldü? O elçi öldü de elçilik de mi öldü? Yok. Elçilik devam ediyor. Bir ayet biliyorsan o ayeti insanlara bildirmek için koşturmak, gitmek, anlatmak zorundasın. Mecbursun yani. Fakat bu yapılmıyor, dikkat edin. Yani vazife gereği, maaş alacağım diye işte cumadan cumaya çıkıp vaaz etmeye kalkıyorlar. O da zaten hükümet kısıtlamış. Kendisi de zaten kısıtlı. Kafası kısır. Hükümet de kısırlığı seviyor bu konuda. Tatlıya sütlüye karışma. Çevre kirliliği, çevre temizliği, kardeşlerim, yerli mana hastası filan falan, öyle sümüklü sümüklü vaazlar yani. Mız 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 mız. Ne olacak? Öyle millette zaten hiç konuşma yok, bilmem ne yok. Dur, içeride nefesten filan havada ağırlaştım, başlıyor kafalar düşmeye. Yanındaki ya dürtecek, böyle kalkacak filan. Böyle. Yıllardır devam eder. Binlerce vaazcı, on binlerce, milyonlarca insana güya İslam anlatır. Allah aşkına hiçbir şey değişir mi?
Hamam da yerinde, tas da yerinde, tellak da yerinde, sabun da yerinde. Hiçbir şey, tövbe estağfurullah değişti. Ama bir kişi bile gerekeni yaptığı zaman neler oluyor? Yani bir ben nihayet bir Allah'ın kuluyum. Yani ejderha değilim, canavar değilim, öyle üstün bir varlık, şu bu bilmem yok. Herkes gibiyim. Yani ben de yoruluyorum, ben de hastalanıyorum, benim de gücüm belli. Buna rağmen gerekeni yaptığınız zaman neler ortaya çıkabiliyor görüyorum da. Binlerce, on binlerce insan çalışmalarımızdan etkilendi. 30 küsur senedir bu davada yılmadan, dinmeden, dimdik ayakta durarak, Allah'a dayanarak devam ediyoruz. Ve Allah'a çok şükür, parça parça da olsa, kısım kısım da olsa, külliyen de olsa, dünya kadar insana bu fikri ulaştırmaya çalıştık ve aşı da tuttu. Hani ağacın tümü olmadıysa bile işte işte kimisinin bir dalı, efendim ne aşıladıysa ondan veriyor. Giderek belki öbürleri de olacak. Daha başkaları da çıkacak muhakkak. Yani yaparsanız verir Allah. Niye vermesin? Niye sonuç vermesin ki? Siz Allah'ın dinine yardım edeceksiniz. Allah size yardım etmeyecek. Şanına yakışır mı? Olacak iş mi? Yani bu akıl almaz. Yeter ki gereğini yap. Evet, bir diğer ara başlığımız olan Batı etkisini kategorize ettikten sonra halen günümüzde de devam eden ve en büyük etkinliğiyle sürüp duran Amerikan etkisi üzerinde kısaca durmakta yarar umuyoruz. Amerika, 2. Dünya Savaşı sonrası elde ettiği galibiyeti siyasi hakimiyete, askeri üstünlüğe, ekonomik üstünlüğe, velhasıl topyekün bir üstünlüğe dönüştürmesini bilmiş, bütün dünya ülkeleri üzerinde gerçekten her an her yerde hissedilen etki sahibi olmayı becermiştir. Amerika'nın gerek askeri gücü, gerek teknolojisi, gerekse demokrasisini bütün dünya ülkelerine pazarlamasıyla meşhur olduğunu biliyoruz. Amerika, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin aydınlarını, bürokratlarını, teknokratlarını kendinde gelişen sanayiyi ve teknolojiyi görmek, göstermek üzere çeşitli fonlarla kendi ülkesine götürüyor, orada götürdüğü insanların ağzını açık bırakıyor, gezdiriyor, bir takım güç gösterilerinde bulunuyor, teknoloji gösterilerinde, sanayi gösterilerinde bulunuyor. Ve sonuç olarak bu insanlar ülkelerine döndüklerinde Amerikasız bir iş yapılamayacağı, Amerikan teknolojisinden uzak kalınamayacağı, Amerikan demokrasisiyle ancak bu sonuçlara ulaşılacağı gibi yüzeysel düşüncelerin kendilerine hakim olduğu insanlar olup çıkıyorlar ve kendi ülkelerinde varsa yoksa Amerika'ya hizmet etmeye, Amerikan propagandası yapmaya, Amerika'nın siyasi rejiminin gönüllü hayranı olarak onun dahiliğini, davetçiliğini yapmaya koyuluyor. Hemen bütün siyasi partilerin Türkiye'de Amerikan etkisinde kaldıkları, Amerika'ya en çok çatanların dahil Amerikan etkisinde kaldıkları bir vaka olarak gözümüzün önünde duruyor. Amerika, özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği var iken İki kutuplu sayılan dünyanın bir büyük kutbunu oluşturuyor. O kutupta alternatifsiz önderliğini, liderliğini sürdürüyor iken, eski dünya düzeni denilen bu düzen Glasnost ve Perestroika ile bozulduktan, Sovyetler rejimlerinden ümitlerini kestiklerinin teslim bayrağını çektikten, yani bunu yaptıkları 1989 yılından sonra Amerika ortaya çıkan boşluğu da doldurmaya aday bir ülke olarak daha da zorlanmaya, yeni planlar yapmaya koyuldu. Gorbaçov'un Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin dağılmasıyla sonuçlanan açıklamaları, yeniden yapılanma ve açıklık getirme, demir perdelerin yıkılması diye anılan ya da adlandırılan hareketten sonra gerçekten Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin varlığı sona erdi. Resmen bu birlik dağıtıldı.
ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içerisinde tek birliği temsil eden devletlerin parça parça hemen hemen 15'ten fazla devlet olarak ortaya çıkışı, daha da bu gidişle yeni birimlerin ortaya çıkacak oluşu da gösteriyor ki hakikaten Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri bir birlik idi. Birlik zorla temin edilmiş veya gönüllü olarak temin edilmiş de olsa birlik birliktir. Bu birlik aşağı yukarı 70 yıl süren, 1917'den 1989'a kadar süren 72 yıllık bir birlik olarak gerçekten insanları, dünyayı etkisi altına almıştı. Böylesi iki kutuplu bir dünyada Amerika'nın işi biraz daha rahat iken, şimdi ikinci kutbun yok olmasıyla Amerika'nın tek başına bütün kutupları temsil ediyor durumuna gelmesi Amerika'nın işini daha da zorlaştırmıştır. Ayrıca Avrupa bir başka faktör olarak nüfuz alanları peşinde koşan ülkeleriyle, başta Almanya'sıyla ona takılan ve onun dümen suyunda hareket etmeyi milli çıkarlarına daha uygun gören Fransa'sıyla Amerika'ya karşı bir hareketin önderliğini yapıyorlar. Ve kendi lehlerine nüfuz temin etmek için muhtelif ülkeler politikacıları nezdinde harekette davranışlarda bulunuyorlar ve yatırımlarla, ekonomik yatırımlarıyla, sanayi yatırımlarıyla, ticari yatırımlarıyla o ülkelerde etki alanları oluşturmaya çalışıyorlar. Amerika'nın bugün dünyanın bir ucundan diğer ucuna, hemen bütün dünyada neredeyse rakipsiz durumda tek siyasi, askeri güç haline geldiğini görmemek mümkün görünmüyor. Biz halkı Müslüman ülkeleri etkileyen unsurları incelerken tarihte ve günümüzde diye ana başlık ayrımı yapmış, tarihtekileri anlatmış, günümüzdekileri anlatırken de Batı ve Doğu'dan gelen etkiler olarak onu da ikiye bölmüş idik. İki kısımda mütalaa etmeye çalışalım diye. Şu anda fazla etkinliği kalmamak, hatta etkinliği tümüyle bitmekte olmasına rağmen veya bitmiş olmasına rağmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin temsil ettiği Marksist dünya görüşünün halkı Müslüman ülkeler üzerinde, onların bir takım aydınları üzerinde, bir takım elit tabakası üzerinde, yöneticisi ve bürokratı, teknokratı üzerinde onları İslam'dan uzaklaştırıp Marksizme yaklaştırması bakımından olumsuz etkilerinin görüldüğünü görmemek mümkün değil. Türkiye'de bu ülkelerden birisi. Marksizm Türkiye'de hiçbir zaman bir tehlike olmamıştır. Olmamıştı da, hele şimdi tümden takviye kuvvetler de gelse onun bir tehlike haline dönüşmesi diye bir şey söz konusu olmayacak hale dönmüştür durum. Ama ne hikmetse nesilleri tükenmek üzere olan nesillerinin son temsilcileri olarak yaşamlarını sürdüren bazı Marksistlerin belki yapacak başka bir iş bulamamaları, kendileri için yeni bir dünya kurmanın çok uzak görünmesi ve eski sakızı çiğneyip durmanın, alışkanlıklarını sürdürmenin daha kolay gelmesi kendilerine, sonucu Marksistlerini sürdüren bazı aydınların bulunduğunu görüyoruz. Gerek Doğu Perinçek'in, gerek Aziz Nesin'in, gerek Mehmet Ali Aybar'ın, gerek benim vaktiyle hapis arkadaşlığımı yapan ya da hapiste birlikte yattığımız, aynı koğuşta yattığımız Mihri Bellilerin Türkiye'nin ileri gelen Marksistlerinden olduğunu hemen herkes bilir. Bunlar örgüt lideriydiler filan. Ama sonuçta Marksizmin dünya yüzünden kalkması elbette ki buradaki Marksistleri de Bolivya'daki Marksistler gibi, Şili'deki Marksistler gibi, Mozambik'teki Marksistler gibi etkilemiş ve onların da ümitlerini kırmış, ellerini yanlarına düşürmüştür. Şimdi dikkat edilirse Marksizm bilhassa halkı Müslüman ülkelerde demokrasiye, laikliğe nispetle zararı daha az olmuş. Halk bazında gerek yaygınlık açısından gerek derinlik açısından yayılma şansı
ta başından beri bulunmayan bir dünya görüşü olarak ancak laikleşen kesimlerin içinden Marksistleşenlerin çıktığı gerçeğiyle bizi karşı karşıya getirmişti. Bu bakımdan Marksizm hiçbir zaman halk bazında kitlelerin kendisine sarılacağı bir dünya görüşü, bir kurtarıcı rejim olma ümidi olmamıştı. Hiçbir zaman halkı Müslüman ülkelerde, Mısır'dan tutunuz Cezayir'e, Türkiye'den tutunuz Pakistan'a, Irak'tan Suriye'ye kadar hiçbir ülkede böyle bir şansı Marksizm ikbalinin doruğunda iken dahi doğmamıştı. Hele bugün hiçten tümüyle öldü, bitti. Fakat bir takım aydınların, okur yazar kesim veya kendine aydın diyen insanların Marksist dünya görüşüne sahip oluşları ve ideolojileri için çalışmaları, onların kültürlü insanlar oluşu, bunların şu veya bu şekilde nispi derecede de olsa insanları Marksist etme şeklinde değilse bile laikleşmesi ve demokratikleşmesi sürecinde katkıda bulunan yazar çizer takımı olmasının büyük rolü olmuştur. Türkiye gibi halkı Müslüman ülkelerde Marksizm halka karşı daima öcü olarak kullanılmış ve bu politikaların sonucu halk mevcut laik demokratik rejimin yanında tutulmaya, yanına çekilmeye çalışılmıştır. Uzun yıllar annesinin mamasını yemeyen çocuğu bak öcü gelir, öcü yer diye korkutarak mamasını yedirebildiği gibi rejim mamasını da fikri seviyesi düşük halklara Türkiye gibi ülkelerde komünist öcüsü, komünizm öcüsüyle korkutarak yedirmeye çalışmışlar ve rejimin partilerine oy verdire gelmişlerdir. Dikkat edilirse hala aynı kafayı taşıyan, dünyaya yabancı kalmış, dünyadaki gelişmelerden bir haber, zavallı milyonlarca insan işte filan sağ partiye oy vermezsek komünistler gelir iktidara diye doldurulduğu gibi öten papağanlar olduğunu görüyorsunuz. Komünistler hiçbir zaman gelmezdi, gelmeyecekti, gelemeyecekti zaten. Zaten Türkiye gibi ülkelerde komünizmi tehlike olarak ortaya çıkaran, onları var eden, onları destekleyen, palazlandıran sürekli olarak Batı olmuştur. Amerikalılar Türkiye'deki solun baş destekçisi olmuşlardır. Sovyetler Birliği'nin yardımı 100 üzerinden 10 ise varlıklarını onlara güç olarak göstermek suretiyle Batı'nın yardımı 100 üzerinden 90'dan asla hiçbir devirde aşağı olmamıştır. Sürekli olarak sosyalizmi Türkiye'de Batı teşvik etmiş, Batı tahrik etmiştir. Örneğin
bir işte komünist anayasası veya sosyalist anayasa, komünizme yüz veren, onun palazlanmasını sağlayan anayasa diye itham edilen, suçlanan 1961 anayasası, Amerikancı subayların, Türk subaylarının, Amerikancı Türk subaylarının hazırlattığı bir anayasadır. Sıddık Sami Onarların ve onun arkadaşlarının, Hıfzı Veldet Veldedoğulların hiçbirisi komünist olmamıştı, değildi, olamazdı. Onların hazırladığı anayasalar ile Türkiye'de sosyalizm palazlandırılmıştır. Amerikalıların sermayesiyle ve öğretim üyeleriyle, onların mentalitesiyle kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara'da, daha sonra Deniz Gezmiş gibi azgın Marksistlerin ana karargahın haline gelen bu üniversite, Amerikan sermayesiyle kurulmuştur. Ve Amerikan elçisi orada ne olduğunu Türk halkına göstermek için adeta arabasıyla oraya gidiyor ve arabasını solcuların yakmasına, komünistlerin, Otki'deki komünistlerin yakmasına göz yumuyordu. Amerika için bir arabanın yanması hiçbir problem değil. Bir filmde 50 tane araba harcıyorlar. Devlet politikası için 50 bin araba harcasalar değeri mi var? Türk halkını, Türkiye'deki Müslüman halkı, fikri seviyesi düşük, siyasi uyanıklıktan uzak halkı kandırmak için bu gibi politikalar gerçekten büyük rol oynamış, insanları etkilemiş, korkutmuş. Aman işte Demirel'e oyumuzu verelim, niye? Vermezsek komünistler iktidara gelir. Korkusuyla yaşatılmış ve sürekli olarak laik, demokratik çizgide tutulmaya çalışılmıştır halk. Bunu rejimi yönetenler de, rejimin üst düzey yetkilileri de, Milli İstihbarat Teşkilatı da kısa adıyla MİT, Milli Güvenlik Kurulu üyeleri de, bakanlar da, politikayla yakından ilgilenen sokaktaki insan dahi rahatlıkla görebilir, anlayabilir ve bundan başka bir şey de görmek Türkiye'de zaten mümkün değildir. Ama ne hikmetse o gün bugündür, şucusu bucusu, falancısı filancısı, şu tarikattan bu gruptan, nurcusu nursuzu, ötesi berisi, hepsi aman komünizm gelir, komünizm gelir. Yani Demirel'e oy vermezse komünizm gelir. Kim komünizm? Mesut Yılmaz mı? Mesut Yılmaz'a oy vermezse komünizm gelir. Kim komünizm? Komünist kim? Erdal İnönü mü? İnönü neresi komünist? Yani çok basit düşünen insanları, hatta daha açık ifadeyle söylemek lazımsa düşünmekten aciz insanları kandırmakta Doğu'nun, Marksizmin büyük etkisi olmuştur. Ve bunu sürekli Marksistler değil, Türkiye'de Batılılar kullanmıştır bu imajı ve kar onların hanesine yazılmıştır. Bu bakımdan Marksizmin Türkiye'de muhakkak etkisi olmuştur. Bir takım okur yazar, yazar çizer takımını etkisi altına almış ve onlar da dolaylı veya doğrudan daha alt tabakalardaki insanlara sanat yoluyla, tiyatro yoluyla, sinema yoluyla, bilmem daha başka roman yoluyla, bilmem yazı çizi yoluyla bir takım mesajlar vermişler ise de bunlar Marksist mesajlar boyutuna ulaşamamış, ancak laik demokratik mesajlar boyutunda kalmıştır. Bu bakımdan Marksizmin Türkiye'de fazlaca etkisi var demek, oldu demek mümkün görünmüyor. Ta Osmanlı zamanında Osmanlı Amele Cemiyeti kurulmuş. Yani Osmanlı Amele Cemiyeti işte Osmanlı Amele Derneği veya daha sonra işte partisi diyelim veya bilmem ne. Doktor Abdullah Cevdetlerin, ondan sonra Hikmet Kıvılcımların, bilmem nelerin çok azgın derecede komünist bilinen, sayılan insanların dönemleri bunlar. Onlar onları takip etmiş. Daha sonra işte Nazım Hikmet'in namı hala büyütmek için, mezarını türbe yapmak için çalışıp uğraşıp duruyorlar. Rejim komünizme karşı çok aşırı derecede hassas davranmış. Onlara soluk aldırmayı bile asla düşünmemiştir. Gerçekten CHP döneminde, bilhassa Atatürk ve İsmet Paşa döneminde komünizme vurulan darbeler, komünizme ya uygulanan baskılar hiç de Müslümanlara uygulananlardan aşağı olmamıştır. Fakat daha sonra kültürel hayatta laikliğin gelişmesi ve yaygınlaşmasında, demokrasinin gelişmesi ve yaygınlaşmasında komünistler bir araç olarak, bir alet olarak kullanıla gelmişlerdir. Her şeye rağmen yine Türkiye başta olmak üzere halkı Müslüman ülkelerde gerçekten komünist rolü bulunmamıştır. Bugün Irak'taki Baas Partisi'nin
ve Suriye'deki Baas'ın diğer kolu olan yine Baas Partisi'nin iktidarları oralarda sosyalizmi, Marksizmi filan getirmiş değildir. Oralarda uygulanan rejimlerin adı doğrudan ve tek kelimeyle diktatoryadır ve milliyetçiliğe dayalı, Arap milliyetçiliğine dayalı rejimlerdir. Fiiliyatta ise Suriye'de Sünni Müslümanlar karşısında bir avuç Suriyeli Nusayri'nin, yani Aliullahi denilen, Ali'ye Allah diye itikad eden Nusayrilerin, ki Türkiye'deki onların uzantılarına Mersin, Antakya ve şeyde Adana'da, Tarsus'ta fellah denilir. Fellahın Arapça anlamı çiftçi olmasına rağmen, yani Arap kökenlidir bunlar ve Nusayri inançlıdır. Yani Ali'ye Allah diye inanan Kulat-ı Şia'dandırlar. Onların hakimiyeti Suriye'de söz konusudur ve orada İslam'a göz açtırmamak için elinden gelen her şeyi yapmakta. Bu konuda Amerika'da onların, Hafız Esad'ın en büyük destekçisi durumundadır. Irak'taki Saddam rejiminin enine boyuna ne olduğuyla ilgili pek yakından ve taze bilgileriniz bulunduğu malumdur. Saddam da 1 Temmuz 1958'de General Abdülkerim Kasım'ın yaptığı ihtilalden sonra, ihtilal sırasında 18-20 yaşlarında, ben emsaldir Saddam, çok militan, böyle Baasçı, ırkçı bir partili militan Baas'tı. Derken zaman içerisinde devrimi yapanlar birbirlerini yediler, düşürdüler. Muhammed Arif geldi, o gitti, bilmem Hasan el Bekir geldi. Hasan el Bekir'in kızıyla evlendi Saddam, böylece kayınpederini de enterne etti Hasan el Bekir ve Irak'ta Bağdat yönetiminin başında rakipsiz bir azılı militan, yetişkin, çok tecrübeli, deneyimli, yani küçükten beri Irak'ta Faysal zamanında idama mahkum olmuş ve Mısır'a kaçmış. Yani daha 18 yaşında. 18 yaşında bir çocuk idama mahkum olacak ne iş yapar? Demek ki çok önemli işler yüklenmiş, üstlenmiş olmalı ki idama mahkum edilecek kadar takibe maruz kalmış. Velhasıl Irak'taki rejimin de, Suriye'deki rejimin de kendi halkları için hayat vaat eden rejimler olmadığı, Marksizmle de uzaktan yakından alakası bulunmadığı, Arap ülkeleriyle Türkiye arasındaki bir temel farktan kaynaklanan avantajı kullanan ülkeler olduğunu görüyoruz. Şöyle ki, Türkiye sürekli olarak Batı'dan zarar gördüğü gibi Rusya'yla da tarihi boyunca hep karşı karşıya gelmiş, savaşmış, vurmuş, kırmış, karşılıklı birbirini yer yer işgal etmiş filan iki ülkeyken, Arap ülkelerinin hiçbirine tarih boyunca, tarih şahit değil buna, Sovyet işgali, Sovyet hakimiyeti girmemiş. Hiçbirine. Bundan dolayı Arapların Sovyetlere karşı veya Rusya'ya karşı tutumu daima duygusal düzeyde kalmış. Öyle bilgi ve vakalara dayalı bir kinin, bir düşmanlığın oluşması adeta engellenmiş. Mesela Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilere mümkün. O da kafir, işte o da kafir ama tarihi boyunca işte Türkiye'deki Müslümanlar, Osmanlı zamanında dahil, Japonya'daki kafirlerle hiç vuruşmamışlar. Çünkü çok uzak falan filan. Şu veya bu sebeple. Dolayısıyla bir düşmanlıklar oluşup onlar oturup turşulaşmamış, kireçlenmemiş. Böyle sökülmesi, kazınması, değişmez hale getirilmesi, getirilmez hale gelmemişler. Tıpkı bunun gibi Araplar da Ruslarla, Sovyetlerle, tarihte Ruslarla, daha sonra Sovyetlerle böyle bir muhatap olma, Sovyetler tarafından toprakların işgal edilmesi, insanların öldürülmesi gibi durumla karşılaşmayınca onlara karşı tavırları ile sürekli ülkeleri işte üç kağıda getirilmiş, aldatılmış, işgal edilmiş, bilmem maddi servetleri sömürülmüş, sömürülen Batı'ya baktığı gibi bakmaz olmuş. Yani Batı'ya daha farklı bakıyor. O bakımdan Batı Türkiye'de çok etkin olduğu halde Rusya tehlikesiyle, Rusya kiniyle Batı setredilmiş. Yani Batı'nın Türkiye'ye girişi, yaygınlaşması, oturması adeta örtülmüş. Hep öcü olarak Batı değil şey Rusya gösterilmiş. Fakat Araplara
Rusya'yı öcü göstermeniz pek mümkün değil. Çünkü hiçbir zaman öcülüğünü görmemiş ki. Yani bir yerini ısırmamış, toprağına girmemiş, bilmem bir şeyini almamış. Muhatap olmamış tarih boyunca. Bu bakımdan Arap ülkelerinde iktidara gelen siyasi yöneticiler sürekli olarak orada Batı düşmanlığı yaparak Batı'nın ajanlığını yapmışlar. Yani Batı'ya atıp tutarak. Abdülnasır mesela ihtilalden sonra Mısır'ı ele geçirdiğinde Arap ülkelerinin nüfusu en kalabalık olan Mısır'ı işte Eyyuhel Arab diye başlıyordu, öyle gür sesli spikerler kullanmak suretiyle. Savtul Arab minel Kahira filan. Sürekli Batı emperyalizminden, İngilizlerden bilmem neden bahsediyordu. Doğruydu çünkü İngilizleri tanıyor Arap halkı. Yani en azından Osmanlı Devleti'ni arkadan vurdurmadan, Lawrence olayında, Kanal Harbi'nde, Mısır'da, İskenderiye'de, Derne'de, Kutul Amara'da, bilmem Filistin cephesinde, Suriye cephesinde hep İngilizlerle savaşmış Arap'ı, Türk'ü, yani bütün Müslümanlar. Dolayısıyla İngilizlere atmak halkın hoşuna gidiyor. Bu arada Ruslara da dostluk gösteriyor. Niye? Bir mahsur da görmüyor halk, çünkü ne olsa komünist olduğu yok. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur filan gibi bozuk ölçüler var ya, o ölçülere dayanarak işte Rusya da Batı'nın düşmanı mı? Ha, Batı da bizim düşmanımız. Öyleyse düşmanımın, yani Batı'nın düşmanı Sovyetler benim dostumdur. Dolayısıyla böyle bir yakınlıktan istifade ediyor. Ve böylece Batı'nın Arap ülkelerindeki nüfuz yayılmasına örtü seriyor, göstermiyorlar. Halk da fark etmiyordu. Bunlar uzun uzun incelenmesi, birçok eserlerin karıştırılarak gerçeklerin ortada olduğunu görülmesini sağlanması gereken hususlar. Hakikaten nereden darbe yemiş Müslümanlar, nasıl darbe yemiş, ne tür tesirleri olmuş, kendilerini toparlayabilmişler mi veya darbenin tesiri geçmiş mi, geçmemiş mi, hala sürüyor mu? Yeni aldatma türleri olarak neler ortaya çıkarılmış, bütün bunları bilmek, bilmeyi gerektiriyor. Dünü bilen bugünü gereği gibi değerlendirebilir. Bugünü gereği gibi değerlendirenin de ileriye yönelik daha isabetli, daha basiretli, daha tutarlı politikalar tespit etmesi ve ne yapacağı, nasıl yapacağıyla ilgili hareketin nereden geleceği, zararın nereden geleceği, nereye sırtınızı dayayacak, nereye arkanızı dönecek veya önünüzü döneceksiniz, bütün bunları belirlemede dünü bilmek, bugünü iyi değerlendirmek ve gelecekle ilgili sağlıklı kararlar verebilmek için elzemdir. Maalesef Müslümanların büyük eksiklerinden biri de bu konuda kendini gösteriyor. Örneğin 12 Eylül diye bir olaydan bahsediyoruz ama bugün yaşı sizin yaşınız civarında olan insanların çoğu 12 Eylül'ü hatırlamıyor. Adını duyuyor, okuyor filan, hepsi o kadar. Yani o zaman diyelim 7-8 yaşındaymış bilmem filan falan veya 10 yaşında, 10 yaşında çocuğun da ne olup ne bittiğinden haberi pek olmaz. Daha çocuktur nihayet. İnsanlar bir takım önemli olaylardan sonra doğabilirler, ondan sonra büyüyebilirler, ondan sonra akılları erebilir. Ama o akılları ermeye başladığından itibaren geriye dönüp bugün içinde yaşadığı şartları hazırlayan ana faktörler olarak belirgin yeri olan ve görülmezlikten gelinemeyecek kadar önemi haiz bulunan olayları yakından tanımak, onu yaşayanlardan dinlemek, yazanlardan okumak, mütalaa etmek, tartışmak, düşünmek, mukayese etmek, sağlamasını yapmak zorundalar. Böyle yapmazlarsa tanıyamazlar, bilemezler. Dediğim gibi dünü bilmeyen de bugünü gereği gibi değerlendiremez, gerçeğine uygun olarak değerlendiremez. Değerlendiremeyen kimsenin de yarınlara sağlıklı adımlar atabilmesi, yarınları ilgilendiren tutarlı kararlar verebilmesi, politikalar belirleyebilmesi kesinlikle mümkün olmaz. Malum dünya kuruldu kurulalı temelinden birbirinden farklı olan 3 ideoloji tanımış günümüze kadar. Birisi İslam ideolojisi, İslam dini, İslam dünya görüşü ve yaşam tarzı. Diğeri laik, demokratik, liberal kapitalist sistem, biraz fazla kelimeyle ifade ediyor olmamıza rağmen. Üçüncüsü de maddenin varlığını ezeli ve ebedi kabul eden, onun dışında bir varlığa
mahal yer vermeyen, her şeyi maddeden ibaret sayıp düzeni de maddenin içinde mevcut saklı bulunduğunu söyledikleri çelişkilerden çıkaran Marksist dünya görüşü. Bunlardan en sonuncusu en yenisiydi ve en çabuk fos çıktı. Yani diyelim yuvarlak hesap 70 senede sermayeyi bitirdi yani. 1,5 milyar insanı etkisi altına almış idi, zorla veya şerle.